Arkadaşlar, kaka sorunuza da cevap vereceğim. Engin sorunuza da cevap vereceğim. Ama yayıncılık kuruluşa söylediğim bir şeyi size söylemek istiyorum. Hafta içinde hepsine cevap vereyim size. Yarın da vereyim o gün. Ama şu an durumum buna müsait değil. Maçtan sonra, devre biraz hafif duymuştuk ama maçtan sonra duyduğum şeyler. Ya arkadaş, yayıncı kuruluşa bunu söylediğim için size de aynısını söylüyorum. Hakikaten yani bir insanın Türk olup da üzülmemesi mümkün değil bu Antep'teki olaylar için. Yani ben burada size işte sağ taraftan o geldi, sol taraftan bu gitti. Kasımpaşa şöyleydi, biz de böyleydik. Kusura bakmayın, şu an için buna hiç müsait değilim. Beni anlayışla karşılarsanız memnun olurum. Yarın gelin, öbür gün gelin, Florya'da hepsini beraber neyse senin sorun yapalım. Ama yazıklar olsun. Yazıklar olsun ya, bu ülkeye ne oluyor? Biz de bu ülkenin bir, yani ben burada ne yapayım? 3 puan aldık diye göbek mi atayım orada milletin evine ateş düşmüş ki? Ve durmuyor yani. Hiç şeyim yani tamam her gün oluyor. İşte bir oluyor, iki oluyor, haber alıyor falan ama böyle nereye gidiyoruz? Ne oluyor arkadaş? Yani böyle bir gecede kazandığımız için 3 puan aldığımız için çok mutluyum, çok sevinçliyim demeye bile utanıyorum. Böyle olacaksa hiç spor da yapmayalım, futbol da oynamayalım. Onlar da ana baba evladı. Hiçbir ölüm olmasın. Bu nedir arkadaş? Ha geleyim ben şimdi. Evet Engin ne oldu? Vallahi işte Engin hiç öyle bir durumda değilim. Kusuruma bakmayın, beni anlayışla karşılayın. Her sorunuza cevap veririm. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Kusura bakmayın. Çağrım ne olacak ya? Bu ülkenin ananelerine ne oldu? Örflerine ne oldu? Bu ülkenin kardeşliğine ne oldu? Ya bu ülkenin ya bulunduğumuz bir defa dinimiz bunu emretmiyor ya. Yanındaki komşun açsa sen de tok duramazsın diyen bir dinden gelen bizler bütün devamlı öldürmeye başladık ya. Böyle bir şey olur mu ya? Onu, ötekini, berikini ya. Ben de yani tabii ki her şeye hassas olarak bakıyoruz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Belki sesimizi çıkarmıyoruz ama takip ediyoruz. Biz sadece gazetelerin arka sayfasını okumuyoruz. Ülkemizde neler olup olmadığını da biz de bakıyoruz. Ama